Annem istemiyor. Onun istemediğini yapamam. Üzemem onu. Sözünü çiğneyemem. Demek ki böyle olurmuş hep. Sizlerin de benimle beraber üzüldüğünüzü biliyorum. Ne yapalım? Ben ne ilkim, ne sonuncu. Devran hep böyle dönmüş. Yine dönecek. Ben tek başıma olur mu? Olur tabii, olur. Olur. Haydi göreyim seni. Haydi kolay gelsin. Ahmet, yemek yapacağım. Tamam. Şişt, yavaş. Ey kızım, ne güzel işte. Neyi dert ediyorsun? Ama gönlümü dindiremiyorum ki Zehra teyze. Ne olacak peki? Annemin sözünden çıkamam ki. Güzelliği sayesinde kızının mesut olabileceğini zannediyorsun. Mahinur, sen de bir zamanlar çok güzeldin. Ama bu beni mesut etti diyebilir misin? Diyemezsin. Bitti artık diyerek herkesi kandırıyorum. Ya kendimi, ya gönlümü. Nereye baksam o, nereye gitsem o. Bütün duvarlar onu söylüyor. Bütün sokaklar onu anlatıyor. Bütün İstanbul. Bütün deniz o. Daha ne kadar kandıracağım kendimi. Kimseye görünmeden kaçıp gitmeliyim burada. İstanbulsuz. Denizsiz bir yer. Bir harabe. Ya da bir mezarlık köşesi. Başka türlü olmayacak.
Ha ustacığım. Güzel. Dur. Tamam şerbetleyelim. Tamam. Bugün ne pişireceksin? Boş ver. Bir şey pişirmeyeceğim. Ha. Emin Usta fena kızar o zaman. Yeteğince rezil oldum zaten. Bugün bir şey denemeyeceğim. Ama o senden yemek bekler. Dün hayatımda ilk defa şans buldum. Usta aşçı olmama ramak kalmıştı. Ben ne yaptım? Bütün bildiğimi unuttum. Beceremedim. Artık buradan kovulacağım kesin. Öyle deme Nurullah. Senin maharetli biri olduğunu buradaki herkes bilir. Maharet mi? Ne maharete? Yemeğin tadını bile tutturamadım ya. Ben tatmayınca tadından tuzundan da anlamıyorum. Senin gibi değilim. Peki sana yardım etsem? Olmaz. Peki sana bir sır versem? Sır mı? Ne sırrı? Yemeğini yap. Ölçünü iyi tuttur. Ama ölçüne güvenmezsen, hani daha lezzetli olsun dersen, son olarak bunun içindekini boşalt. Göreceksin. Bugün en lezzetli yemeği senden olacak. Olur mu ki dersin? Olacak. Sen bana güven. Mustafa. Buyurun validem. Yüzünü göreyim biraz evladım. Niye sırtını döndü? Estağfurullah validem. Size sırtımı dönmek ne haddime? Bilmem artık. Evlenip gittiğinde valideni unutmayasın. Olur mu hiç canım validem? Siz benim başımın tacı, gözümün nurusunuz. Nasıl unuturum? Mustafa, mesutsun değil mi evladım? Mesudum validem. Lakin aklımı kurcalayan bir şey var. Hayırdır? Dilruba. Her daim sessiz. Benim de evlenmeye gönlü yokmuş gibi bir endişeye kapıldım birden. Neden endişe edesin ki evladım? Her şey yolunda. Geçen gün bahçede kendisine sordum. Fakat eli başını tek bir kelam bile etmedi. İlahi Mustafa, evlenecek kıza böyle soru sorulur mu? Neden sorulmasın validem? Öğrenmek hakkım değil mi? Dilruba belki de edebinden söylememiştir. Ama sana hayır diyebilecek bir kız var mı evladım? Sen paşazadesin. Vallahi bu sonuncu. Sağ olasın. Ağlar lokum kalmadı. Hayda. İsterseniz şeker vereyim. Şeker mi? Bayramlık. Daha dün çıkardık. Biz lokum için geldik. Olmadı şimdi ya. Hiç mi kalmadı? Vallahi kalmadı. Akşama gelir mi? Ağlar yok kalmadı. Tezgahta da bir şey kalmadı. Allah Allah ya. Ben Recep Usta'ya dediydim hayır diye. Ayırmamış mı? Şeker vereyim ya. Gülü şeker yok. Yeni geldi. Yok istemez. Yok istemez. Şeker istemiyorum. Ben de istemem. Hayırlı bayramlar. Sağ ol. Ağlar. Bakın nohut lazım mı? Fasulye var ha. Yok, lokum gibi. Sağ olasın. İstemez, istemez. Hadi hayırlı bayramlar. Allah hayırlı bayramlar. Ya lokum kalmadı mı şimdi? Nasıl? Bize de mi? Yani bir daha hiç yok öyle mi? Yahu müşterileri eli boş göndermek olur mu hiç? Ne lazımsa tedarikine göre. He? Hı. Usta. Sen dün yoğurt ticaretine de başlamıştın değil mi? Hı hı. Ne olmuş? Yok. Bir şey olmadı da dün seni denize yoğurt çalarken görmüşler. Canım ne yapayım? Güneşin altında ekşidi. Sana ne ya? Sana ne? Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Hadi. Can Feda, gel kızım. Bir şey mi oldu Şems Nur Kafa? Gel şöyle, gel konuşalım. Otur kızım. Hayırdır Şems Nur Kafa? Hani sen annen için hayrat yaptırmak istiyordun ya. Evet. Sana Derviş Ali Mahallesi'nde bir yer verecekler. Nurettin Tekkesi'nin yanı başında bir çeşme yaptıracaksın. Gerçekten mi? Çok sevindim. Sağ olun Şems Nur Kafa. Her şey sayenizde oldu. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hüsmen Efendi'den el almak öyle kolay değil ha. Evelallah. O ne diyorsa o. Aynen yaparız. Yokluğunu aratmayacaksın. Evelallah. Bu işlerde alttan almayı bileceksin.
O zor işte. Hoş sohbet olacaksın. Eyvallah. Ha. Biraz su versen ya. Birader. Hıap. Allah'ım ya. Ramazan sizin semte uğramadı herhalde. Yo, uğradı. Ne o su mu getirtmeler falan? Yok ben... Bak hala konuşuyor, delirtecek beni. Kalk, kalk yürü. Bak hala duruyor. Kalk bakayım. Evladım, yürü bakayım. Evladım dur ya. Niye kovdun adamı? Dayı, görmedin mi yahu? Oruç günü su istiyor. Evladım görmedin mi yavrucak sıcaktan bulanmıştı. Elini yüzünü yıkayacaktı, başını ıslatacaktı. He, öyle miydi o yahu? Ben de sandım ki. Hasan. Bak, Hüsmen Ağa sana güvenip torun torba görmeye gitti. Hı. Ama maşallah senin de müşterileri bir dövmediğin kalıyor. Hüsmen Efendi buraya geldiğinde bir tane müşteri bulamayacak. Buyur Toraman. Aşağı mahalleden geçiyordum bugün. Bir dükkan buldum da boş. Hani Hasan Ağam dükkan açmak ister ya, bir bakar mı dedim. Şimdilik acele etmeyelim. Hele ustam bir dönsün, beraber bakarız. Hadi. Ya adamı nasıl yollayacağım mahalleden? Bu gitmezse bana gün yüzü yok. Kahvehaneye kurulmasın bu şimdi iyice. Şşt, Toraman. Diklen biraz, diklen. Yürü bakayım, yürü bir göreyim. Bumbul. Benim güzeller güzeli kızım burada mıymış? Burada olduğunuzu bilmiyordum. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Berhudar ol kızım. Annem bahçede olduğunu söyleyince sana bir bakayım dedim. Zahmet buyurmuşsunuz. Bilseydim ben gelirdim yanınıza. Ben gelmek istedim kızım. Belki biraz konuşuruz dedim. Mustafa'mla konuştuk bugün. O da benim gibi pek heyecanlı. Görsen değil Rubacığım, öyle mesut ki. Bu da beni fazlasıyla memnun ediyor tabii. Hepimiz senin ailemize teşrif edeceğin günü bekliyoruz. Eksik olmayın. Sizin için büyük konağı hazırlatıyorum. Ama sakın büyük diye gözün korkmasın. Konakta hizmetkarlarım olacak. Sen hiçbir şeye el sürmeyeceksin. Sadece ne istediğini söyleyeceksin, onlar halledecekler. Her şey sizin mutluluğunuz için kızım. Sen hiç merak etme. Ustam, lavaşlarına diyecek yok. Sağ ol. Bu akşam benim için birkaç tane bazlama yapar mısın? Özledik yahu. Olur ustam. Hay hay. Sağ olasın. Ustam sağ kapıda ol. Biri sizi soruyor. Kim? Evladım alsanıza içeriye. Baş üstüne ustam. Haydi, haydi. Bu ekmekleri ikili buyurun, koymayın. Buyurun, usta içeride. Hamur oluyorlar. Eyvallah. Oo! Hoş geldin Mirim. Sefalar getirdin. Hoş bulduk azizim. İnşallah rahatsız etmemişizdir. Şeref duyduk, ne demek. Buyurun, buyurun. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Bunları senin için getirdim. Özel baharatları. Ne zahmet ettin Mirim. Birini göndertir aldırıverirdik. Aşk olsun. Zahmet mi olur? Buyur. Buyur. Kırmızıdan ben istiyorum. Ben de. Al bakalım. Bu senin. Bu da senin. Sağ olun. Afiyet olsun. Hayırlı bayramlar. Hadi bakalım. Hadi. Hele şükür. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gel. Lokum badem var mı badem? Tamam öyle koydum. Hadi hayırlı işler. Selametle. Bizim edin. Kolay gelsin. Efendim. Şekerli lokum badem var. Lokum. Ahali bayramda sıkıntı çekmesin diye canım. Güllü. Bayram yaklaşıyor.
Bize de yol göründü artık. Hayrola? Ya durum bildiğin gibi değil. Ahmet perişan. Gidecek buralardan. O kadar yetişti. Emek verdi biliyorsun. Gitti mi nereye gidecek? Hangi dağın arkasına düşecek? Ne olacak? Onun kalması gerek. Düşündüm. Ben bir süre gitsem ve dükkanı ona emanet etsem, o zaman o bir yere kıpırdayamaz. Bir zaman sonra her şey düzelir. Ben de dönmüş olurum. Ne dersin? Ya azizim, ustalık budur işte. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Dilruba'yı evlendiklerinde yaşayacakları konaktan bahsettim hemşire. İyi etmişsiniz. Ama nedense kızımın sesini çıkarmadı. Dilruba'm pek konuşmaz. İnşallah dediğiniz gibidir. Çünkü ben epey endişeye kapıldım. Niye Afitap Hanımcığım? Acaba beğenmeyip istemediği bir şey mi var? Yoksa Mustafa ile evlenmeye gönlü yok da bir şey diyemiyor mu dedim içimden. Yani hiç olur mu öyle şey Afitap Hanımcığım? Dedim ya, kızım pek sessizdir. Büyüklerinin yanında saygısızlık olmasın diye ağzını açmaz. Hmm. Yoksa o da çok istiyor. Mazur görmek lazım. Biraz da utangaç tabii. Öyle. Ali Efendi kardeşim, oldu mu bu şimdi ya? Muhterem, ne yapıyorum ki burada? Ticaret işte. Ya evvelki gün safranı sümbülü soldurdun. Dün yoğurtları perişan ettin. Şimdi de lokum satmaya çalışıyorsun. Yani. Hadi öbürleri neyse de yanında şekerci var. Tabii canım. Olmaz ki. Yani. Ne? Bakın ağalar. Ya ne var bunda? Şekercide lokum mu kaldı? Yüzü burada işte. Sorun kendine. Yahu ben sırf ahali mağdur olmasın diye sattım lokumu. Ahali mağdur olmasın diye sattım. Vallahi bayramda yok. Mirim, Muhtesip Efendi'nin haberi olsa kapatır dükkanını. Canım, kim şikayet edecek? Yahu ayıp oluyor ama ha. Aman, kime ayıp olacak be? Dayıcım, bu durumda ben tövbemi bozarım. Emin Usta, Ahmet'i sana emanet ediyorum. Göz kulak ol çocuğa. Biliyor musun? Ahmet'e her baktığımda kendi gençliğimi görüyorum. Bıçkın bir delikanlıydın. Bıçağımın iki tarafı da keserdi hani. Mahallemizde çok güzel bir kız vardı. Sokaktan gelip geçerken pencereden baktığını görürdüm. O kadar güzel biriydi ki. Yani beni seveceğini konduramazdım. Ne kendim cesaret edip sorabildim, ne de birini yollayıp istettim. Sonra bir gün baktım, mahallede düğün var. Bizimki gelin gidiyor. Bir tek şey yapabildim. Mahalleyi terk ettim. Kaçtım. Kaçtım. Ama kaderden kaçılmıyor. Bir gün sokakta ona rastladım. Yanında küçük bir oğlan çocuğu. Bütün cesaretimi toplayıp halini hatırını sordum. İyiymiş. Hali vakti yerindeymiş. Sonra uzun uzun baktı bana. Dedi, beni sever miydin? Dedim evet. Dedi, niye söylemedin? Niye hissetmedin? Dedim, cesaret edemedim.
ağladı. Yanındaki çocuğa dedi: Emin, hadi evladım gidelim. İşte ben bütün ömrümü keşkelerle, pişmanlıklarla yaşadım. Böyle giderse bu Ahmet de benim gibi pişmanlık yolunun yolcusu. Beli sıkmıyor değil mi? Yok yok, iyi böyle. Evet, güzel duruyor. Bunları dikmeyecek misin? Dikeceğim. Didar, sen gidince bana kim yardım edecek? Can Feda var, onun da eli iyidir. Oo, biz Didar Hatun gidiyor diye üzülelim, onun hiç umrunda bile olmasın. Ben ne dedim ki şimdi? Sordun, söyledim. Aman tamam, hadi çıkar şu iğneleri, sıkıldım. Al. Didar! Emir telakki ederim efendim. Sıkılmıştınız ya, iyi gelir diye düşündüm. Ay Didar, yapma Allah aşkına. Daha geçmedi mi sıkıntınız? Şu elbiseyi bir çıkarayım, o zaman görürsün sen. Allah'ım inşallah güzel olmuştur ya Rabbim. İnşallah, Allah'ım inşallah. Kerem, evladım. Buralara da çalsaydın bir süpürge. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah, maşallah. Aferin. Ne kattın bu file dolmasına? Hiç, her zamankinden ustam. Rayası güzel oturmuş, aferin. Her zaman böyle güzel yemekler beklerim senden. Ahmet, sen de erken çık bugün. İhsan Usta'nın seninle konuşacakları varmış. Oyalanma, akşamdan önce dükkana bir uğra bakalım. Haydi. Tamam ustam. Ahmet, beğendi değil mi? Tabii ki, duymadım dediklerini. Aferin dedi, değil mi? Yaparsın dedim sana. Bak, hiç de zor değilmiş işte. Sağ olsun kardeşim. Niye? Bunun için. Ha, önemli değil. Sağ ol, vallahi sağ ol. Ne vardı bunun içinde? Su, sadece su. Şuradan doldurdum. Hadi görüşürüz. Ama Ahmet. Kızım. Dilruba. Efendim anneciğim. İki çift kelamettin yok yavrum. İşe dalmışım. Yok, öyle değil. Sen sanki bugünlerde daha da bir sessizleştin. Bilmem, farkında değilim. Vallahi Afitap Hanım'a bile dert olmuş. Kızımız niye bu kadar suskun? Acaba evlenmeye gönlü yok mu dedi. Ben de olur mu öyle şey? Tabii ki gönlü var dedim.
İyi demişim değil mi yavrum? Hayır işler. Sağ olasın. Çok ayıp, çok. Hiç utanmıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun, ne lazımdı? Şekerciden geliyorum. Lokum kalmamış. Seni söyledi. Sende varmış. Yok yok. O Latife yapmış. Allah Allah. Ben de nohut, mercimek, ne istersen var. Lokum yok mu yani? Yok efendim, yok. Dedim ya, Latife yapmış. Lokum gibi fasulye demiştir, sen yanlış anlamışsındır. Bak, bak. Sen şimdi aşağıdaki şekerciye git, orada vardır. Tamam? Allah Allah, lokuma kıtlık geldi ya. Recep kardeşim, biliyorum. Sana karşı büyük bir kabahat işledim. Lakin bu mübarek ayda gel dargın kalmayalım. Önümüz bayram. Helalleşip kucaklaşalım. Yani kısacası af diliyorum senden kardeşim. Ne dersin? İlahi alus. Kusura kalma yahu. Ben pişirdim. Ben pişirdim. Balam benimki çok yaşlı olupdu. Ula sen ne dersin? Ha bu bizim yemeklerimiz varken sen Tebriz'in nesini ne ettin? Balam Tebriz Trabzon'dan ucadır. Aşı da yaşlı olar, işi de. Tebriz benim öz vatanımdır. Tebriz'in uşakları da güzel olar, kızları da. Ula sizin orada deniz var mı? Yoktur. Hamsi da yoktur. O da yoktur. Uşağım siz orada yaşamayasınız ki. Hamsisiz bir dünya olur mu da? İndi aklı gelip de daha da bir şey olmaz. Herkes kısmetini yermiş. Haydin götürün. Haydi. Bismillah. Evladım. Uzak yoldur. Her ne kadar birkaç günlüğüne diyorsam da gidip dönmemek, gelip görmemek var. Dükkan sana emanet. Fırsat buldukça aç. Müşterilere sıkıntı çektirme. Heh, sana biraz da para bıraktım. Ne ihtiyaç olursa tedarik edersin. Ne gerek vardı ustam? Olsun, olsun. Gidiyorum diye gücenmiyorsun, değil mi? Haşa ustam. Senin de sıkıntının olduğunu biliyorum. Lakin her derdinde bir çaresi vardır. Böyle gitmez. İnşallah ustam. Hadi Allah'a emanet ol. Otur, otur. Otur. Mevlana ne demiş biliyor musun oğlum? Üzülme. Dert etme can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek?
Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse, bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Üzülme. Dert etme can. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun anneciğim. Dilruba'm, seni bu kadar sessizleştiren şey ne yavrum? Hadi söyle bana. Ben düşünüyorum, düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Neyi düşünüyorsun? Şu evlilik hususunu. Düşünecek bir şey yok ki yavrum. Her şey yolunda. Bana öyle gelmiyor. Ne demek şimdi bu? Ey her şeyi bilen ustam. Buraları bırakıp gideceğimi anladın tabii. Yoksa beni durduramazdın. Ben helallik dilemeye gelmeden sen çıktın yola. Biliyorsun ki senin emanetini bekleyeceğim. Biliyorsun ki sözünden çıkmayacağım. Beni niye hala burada tutmaya çalışıyorsun? Ben ümidimi kaybettim. Sen niye kaybetmiyorsun? Gitme bir yere. Dur mu demeye çalışıyorsun? Her şey çok hızlı olmadı mı? Ben evlenmeyi düşünmedim ki. Aklımdan bile geçmedi. Hemen kısmet çıkınca da ne diyeceğimi bilemedim. Diruba, biz oyun oynamıyoruz kızım. İyi de anne, bir şey diyecek fırsatım olmadı ki. Hep siz söylediniz, ben dinledim. Kötü mü söyledik Dilruba? Kötü demiyorum. Sadece biraz beklesek, ben de düşünsem. Neyi düşüneceksin kızım? Düşünecek ne kaldı? İnsanlara söz verdim ben. Anne, söz verdin ama bana gönlün var mı diye bir kez bile sormadın. Dilruba, sen benimle eğleniyor musun? Buyur. Sağ olasın. Afiyet olsun. Mecnun Ahmet. Burada herkes seni diyor, seni söylüyor. Estağfurullah. Yok öyle sevdin de alamadım. Biz ne güne duruyoruz? Sağ ol. Da bu iş biraz zor. Ahmet'im, bize zor yok evelallah. Bizde zor var. Söyle mekanı. Hemen halledelim. Yok yok. Zahmete gerek yok. Bak birader. Ben tövbeliyim. Kaç zamandır ki elimi hiçbir şeye sürmedim. Tertemizim evelallah. Ama bu sevda işlerine gelince bozarız tövbemizi bir sevdalı için. Fizana sürülsek de şeref duyarız. Vay. Eyvallah. Paşazadem hoş gelmişsin. Ya ben her şeyi senin için yaptım. Biliyorum. Peki niye o zaman? Anne, mesut değilim işte, görmüyor musun? Olacaksın. Paşa konağına gelin gidiyorsun. Daha ne istiyorsun? Evleniyorum, evet. Sen de bunu çok istiyorsun. Peki. Ama şunu bil lütfen. Benim yüreğim ömrümün sonuna kadar sadece Ahmet için atacak. Paşazade için değil. Onunla evlensen bile değişmeyecek bu.
Sırf sen istedin diye. Sırf senin için bu evlilik zulmüne katlanacağım.